Değerli katılımcılarımız, bugünün birinci oturumunu başlatıyorum. Birinci oturumumuzun konusu kentsel yenileme ve kentsel rantın kamuya kazandırılması. Bu oturumda Sayın Tayfun Hocamız, Sayın Profesör Doktor Doğan Kuban aramızda olmayacağı için onu göndereceği bildiriyi sizlere sunacak. Ayrıca bu oturum başkanı Sayın Doktor Yavuz Ege, Profesör Doktor konuşmacılarımız Sayın Profesör Doktor Melih Ersoy, Sayın Mustafa Sönmez'i yerlerine davet ediyorum. Evet, sesim gelmedi herhalde, öyle anlaşılıyor. Bu da dijital teknolojinin cilvelerinden birisi. Gene mi gelmiyor? Geliyor mu? Yoksa bende mi bir şey var? Öncelikle oturuma başlamadan az önce de ifade etmiştim ama tekrarlamak istiyorum. İki önemli sunuş dinledik. Hem Birsay Türkçen Kuruş hem Keleş'ten iki değerli hocamızdan son derece aydınlatıcı, ufuk açıcı konuşmalardı. Aynı zamanda bu iki günkü toplantıların genel çerçevesini son derece net bir şekilde koymuş oldular ortaya. Oturumumuzun katılımcılarından olacak olan Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhçu maalesef katılamıyor bu toplantıya, bu oturuma. Onun nedenini de biliyorsunuzdur tahmin ediyorum. İstanbul'daki bir takım gelişmeler o nedenle burada bugün bulunamıyor. Şimdi tabii bir süredir içinde bulunduğumuz genel gelişmenin bir parçası da. Oturumumuzda iki konuşmacımız var. Sayın Melih Ersoy ve Sayın Mustafa Sönmez. Ama önce Doğan Kuban da katılamayacaktı sonraki oturuma. Onun sunuşunu Tayfun hocamız yapacaklar. Dolayısıyla ikinci oturumun yükünü bir miktar buraya almış oluyoruz ama zaten zaman bakımından da epey bir sıkıntımız var. Epeyce uzaklaştık takvimimizden. Zaman sınırlamaları da yapmak istemiyorum açıkçası. Bizim oturuma düşen zamanı olabildiğince kullanmaya çalışacağız. Şimdi önce ben Tayfun Hoca'ya sözü veriyorum. Doğan Kuban'ın sunuşunu bizlere duyurması için. Teşekkür ederim. Buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli hocalarım, değerli katılımcılar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şimdi Doğan Kuban hocamız sağlık nedeniyle aramızda değil, fakat sevgi ve saygılarını iletti ve konuşmasını da yazılı olarak bize iletti. Bu konuşmayı biz metin olarak, yani yansı olarak ekrana veriyoruz. Ben de elimden geldiğince size Doğan hocamızın metnini okumaya çalışacağım. Günümüzde herhangi bir konuyu politika ile bulaştırırsanız ve bunu politikanın egemen yönlendirici konumunu düşünerek yaparsanız doğru sonuç verdiğini görebilirsiniz. Fakat bu pratik sonuç toplum için ya da o konunun içerik ve amacı açısından doğru olmaz. Politik ortamın toplum gereksinimlerini çoktan dışlamış spesifik eğilim ve amaçlarına uygun olur. 1950'li yıllardan bu yana politik kararlar Türkiye'yi bugün içine düştüğü bilim dışı ortaçağ ortamına indirdiği gibi Cumhuriyet'in bütün niteliklerini de bitirmesine neden olmuştur. Bugün hiçbir konu politik içeriğin dejenere olmuş jargonundan uzaklaşmadan bilimsel olarak tartışılamaz. Türkiye'de kente ilişkin her olgu matematiksel bir gözlemle başlamalıdır. Aslında bu basit, boyutsal bir saptamadır. Fakat her kararı kökten değiştirir. Bunun yanında kuramsal, düşünsel kurguların, sosyal, ekonomik yargıların önemi yoktur. 1 milyonluk kentin hiçbir sorunu 20 milyonluk kentle karşılaştırılamaz. Kuşkusuz bu sayısal olgu, evlilik gibi bir kurumu nasıl değiştiriyor diye bir sosyal araştırma yapılabilir.
Onun bile konu yol ve iş gibi faktörler nedeniyle başka bir yapıya büründüğü söylenebilir. Aşk gibi fizyolojik bir konuyu bu genellemenin dışında tutabiliriz. Özellikle fiziksel çevrenin oluşması, değişmesi, kültürel ve ekonomik nedenlerle korunması gibi sorunlar bağlamında bugün sayısal boyutu dışlayan, hatta estetik bir değerlendirme bile aldatıcı olabilir. Sayısal ölçütler her konuyu anlamamıza yardım ediyor. Sayısal parametrelere indirgeyemediğimiz zaman hata yapıyoruz. Şu anda Türkiye'de bütün toplumun aklını karıştıran yanlış sayısal algoritmalardır. Kapitalist ekonomi sayıyı doğru kullanmak zorundadır. Biz politik nedenlerle simgesel ve aldatıcı olarak kullanıyoruz. Politik aldatma aracı olunca matematik yanlış oluyor. Bu yüzyılda bu kullanım tehlikeli bir davranıştır. Sayısalın kullanılışına bakarak bir politikanın saptırıcı olduğunu matematik olarak saptayabilirsiniz. O zaman yalan sayısı politika için en aydınlatıcı matematik ölçüt olur. Matematik insan aklının bulduğu en doyurucu şeydir. Türkiye'yi sadece bir iki sayı ile en çıplak gerçekliği ile anlıyorum. Türkiye'nin nüfusu 10 milyon civarındayken doğdum. Şimdi 80 milyon. İstanbul'un nüfusu 800 bin iken üniversiteden mezun oldum. Şimdi 20 milyon. İstanbul'un su içi 1440 hektar. Kent Türklerin eline geçtiği zaman Galata ile birlikte 2000 hektardı. 1969'da İstanbul'un koruma planını yaptığım zaman denize ayırdığı 4 bölge kent, Haliç ve çevresi 5000 hektar, Galata ve Boğaziçi 5000 hektar, Üsküdar ve Kadıköy 5000 hektar olmak üzere 15 bin hektarlık bir yakın çevreyle 20 bin hektarlık bir yerleşmiş yapılanma alanları vardı. Kuşkusuz bunlar kesin ölçümler değil. Bugün 550 bin hektar. Liseyi Ankara'da bitirdiğim zaman kentin nüfusu 150 bini geçmiyordu. Şimdi 6,5 milyon. 1950 yıllarda halkın %90'ı köyde oturuyordu. Bugün %80 kentlere göçmüş durumda. Kara cahillikten 21. yüzyılın uygarlık standartlarına 50 yılda ulaşılmıyor. Bütün ülkeyi okullarla, üniversitelerle doldursanız ülke halkınızın eğitimi yaratıcı bilgi üretecek düzeye yükselmiyor. Bunun doğal zeka ile ilgisi yok. Yurt dışına gitmezse bizim okullardan Nobel ödülü alan çıkmıyor. Burada başka bazı ölçütlerde kuşkusuz geçerlidir. Sayısal olarak bu background yeteri kadar açıklayıcıdır. Bunun üzerine kent ve kentli sorununa geçersek, önce şunu vurgulamam gerekir. Teknik üniversitede kentler üzerinde çalışırken Anadolu kentlerinin hemen hemen tümünün nüfusu 100 bini geçmemişti. Kentlerin boyutları her yere yürüyerek gidilecek uzaklıktaydı. Bizim kentlerin çarşıları vardı ama mimarinin tanımladığı meydanlar yoktu. Cumhuriyetin bir vilayet binası, bir iki okulu, bir de istasyonu vardı. Genelde bir istasyon caddesi vardı. Ankara'nın bir istasyon caddesi, bir de Ulus, Kavaklıdere, Çankaya arasında Atatürk Bulvarı vardı. Bir de Kızılay'dan Maltepe'ye ve oradan Bahçeli Evlere uzanan bir yol. Türkiye kent planlamasına bu boyutlardan başladı. Bir teodolit ve 20 metrelik şerit bütün işleri görüyordu. 1960'tan önce Ankara, İzmir ve İstanbul'un planlamalarını yabancı plancılara yaptırdık. Burada sayıları sadece mekan boyutlarına değil, zaman boyutlarına da uygulamalısınız. Ortalama olarak Türk plancıların yetişmesi 1970'leri buldu. Bu Atatürk'ün ölümünden 30 yıl sonra ve Cumhurbaşkanı olarak yaşamının iki katıdır. Bu da Cumhuriyeti öğretim programının meyve vermesinin kolay olmadığını gösterir. Bugün kent dediğiniz zaman karşınızda olan 1980'den önce olanın 10 katıdır. Ayrıca kentli, yeni kente gelen köylü ya da kasabalıdır. Bunların kent geleneği olmadığı gibi büyüyen kentlerin de kent gelenekleri yoktur. Bu Türkiye'de her şeyin 1980'den sonra başladığını gösterir. Bunun sonucu ad hoc, yani gerektikçe yapılmış, plansız büyümüş kentlerdir.
bu kentlerde Avrupa'da gördüğünüz hiçbir şeyi uygulayamazsınız. Çünkü oradaki eski kentlerin arkasında 500 yıllık bir planlama tarihi var. O zaman biz eğer bir şey planlayacaksak eski kitapları kapatıp ne yapmalıyız diye kendimiz için düşüneceğiz. Şu anda egemen fenomen ulaşımdır. Bunu da çeşitli kaynaktan gelen kredi, borç, kara paraya dayalı, akıl dışı toprak ve yapı spekülasyonunu kesmeden çözemezsiniz. Bunun planla ilgisi yoktur. Politik bir sorundur, gelişmemiş ülkelerin sorunudur. Tarihi çevre, tarihi yapı koruma, park alanları ya da doğal çevre gibi konu ve kavramlar bugünün konuları içinde tozlanmış, içeriğini yitirmiş, tesadüfi konulardır. Bizim öğrendiğimiz kent planlaması, tasarım, çevre koruma gibi konular güncel olanla ilişkilerini kaybettiler. Otomobil bütün dünyaya bir mikrop olarak yayıldı. Bunun çözümü artık ne kent planlamasında ne de kentlidedir. Bu sanayi dünyasının yeniden örgütlenmesini gerektiren küresel bir sapkınlıktır. Söylediklerim bir umutsuzluk mesajı değildir. Bunların gelecek bağlamında değil, kentsel gelişim kargaşası gelişmemiş toplumlardaki sayısal yetersizlikler sonucu ortaya çıkıyor. Arkalarında bilgi ve bilinç kırıklığı dışında uluslararası sermayenin programları var. Aslında planlama sorunlarının çözüldüğü pek çok Avrupa kenti var. Örneğin Berlin'de çözülmüştür. Kanımca Türkiye'nin sorunu geleceğin doğası ve sorunlarını düşünmekten çok ne olacak halimiz diyen vurdum duymazlardan kaynaklanıyor. Bu ara kesitte entelektüel bir uyanışa gereksinme var. Bu çökmüş politikalar da ancak o zaman yeniden düzenlenebilir. Gerçi bunlar büyük uluslararası konjonktürlerden bağımsız değildir. Bunları gençlere önlerindeki sorunun güçlüğü ve karmaşasını haber vermek için anlatıyorum. Toplumsal ve profesyonel cehalet bugün çok yaygın bir özellik. Bunları aşmış yetenekler kuşkusuz var. Fakat bu olgunun yaygınlığını ortadan kaldırmıyor. Teşekkür ederim. Evet, Doğan Kuba'nın sunumunu bizlere aktaran Profesör Tayfun Çınar'a teşekkür ediyoruz. İki konuşmacımız var. 20'şer dakika konuşacaklar ilk turda. Daha sonra salondaki katılımcılara hem soru sormaları hem de kısa olmak kaydıyla görüşlerini belirtmeleri için söz vereceğim. Moderatörlerin daha önceki edindiğim tecrübelerden zaman, eğer konuşurlarsa zaman bakımından daha büyük sapmalara neden olduklarını gördüm. Asıl konuşmacılara kıyasla. Onun için konuşmayacağım. Yalnız bu rant deyince belki başkalarının da aklına gelmiştir. Bulunanlardan. Benim aklıma biraz farklı bir kontekst içinde söylenmiş olan bir eski, bugün hayatta olmayan politikacının söylediği sizi gidi rantiyeciler size sözcükleri geliyor. Galiba bugünkü durumu daha çok duyuyor. Şimdi Sayın Melih Ersoy'a ilk olarak söz vermek istiyorum. Buyurun. O zaman bunun sırasını bir değiştirdik. Sayın Mustafa Soyaz'la başlıyoruz. Merhaba. Ben de bu güzel toplantıyı düzenleyenlere, emeği geçenlere, bütün hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Ve böyle platformlara sağ olsunlar, beni de çağırdıkları oluyor. Ben de hem katkıda bulunmak hem de öğrenmek açısından katılıyorum ve gerçekten çok önemli bir platform ve çaba olduğunu düşünüyorum. Bizim konumuzun başlığı evet kent rantı, kent rantının kamusallaştırılması ihtimali, bunun araçlarının neler olabileceği üstüne. Öncelikle tabii Türkiye'de kent rantı
Hocalarımızın öneminin üstünde durmak yerinde olacak. Özellikle içinden geçmekte olduğumuz dönem, son 10-15 yıllık konjonktürün neresine oturuyor kent rantı? Aslında kent rantı da ne kadar doğru bir kavram, yani literatürdeki doğru adı arsa rantı. Yani Mars'taki karşılığı arsa rantı, bunu belki kullanmak daha doğru. Türkiye özelinde ise ben bunu biraz daha daraltıp İstanbul rantı üstünde odaklanmak istiyorum. Onun da nedenini açıklamalıyım. Gerçi Türkiye son yıllarda özellikle büyük iç göçlerle beraber çok hızlı kentleşti. Her yer kent, her yerde konut eksiği var. Konut eksiğinden dolayı arsalar değer kazanmış vaziyette. Her yerde bir şekilde arsa rantı önemli oldu. Ama İstanbul rantı bir başka. Yani İstanbul rantı dediğimiz zaman bunu Ankara ve İzmir'deki arsa rantlarından da mutlaka ayrıştırmamız gerekiyor. Ve İstanbul rantı öyle bir kategori haline geldi ki bu hem Türkiye'deki gelir bölüşümünü yeniden şekillendiren, hem Türkiye'deki kaynak dağılımını yeniden şekillendiren, hem bu süreci yöneten siyasi iktidara büyük bir güç sağlayan ve hatta bunun üstünden bir dizi rüşvet gibi yolsuzluk kategorilerine imkan sağlayan bir kategori durumunda. O nedenle altını çizmemiz gerekiyor. İstanbul rantının Ankara, İzmir dahil olmak üzere diğer kentlerin arsa rantından ayrıştıran çok somut göstergeler de var elimizde. Yani bunu niye bu şekilde vurguluyor da ayrıştırıyoruz, onu da ifade etmeliyiz. Bunu ölçüyor Merkez Bankası. Yani Merkez Bankası 2010 yılından bu yana konut fiyatlarındaki artışı bölgelere göre ölçüyor. Ayrıca birim konut fiyatlarını 3 büyük il için ölçüyor. Oradan bir kere şuna varıyoruz. İstanbul'daki konut fiyatları mesela olağanüstü artıyor. Diğer şehirlerle kıyasladığımızda mesela son 2015 yılında İstanbul'daki konut fiyatları %27 artarken Ankara'da %12-13 artıyor. İzmir'de %16 civarında artıyor. Bir kere şeyden ayrışıyor İstanbul. Ankara ve İzmir'den böyle ayrışıyor. 100 metrekare bir daire fiyatı İstanbul'da 330 bin lira olarak ölçülürken Ankara'da 145 bin lira civarında. Yani Ankara'daki iki daireyi sattığınız zaman 100 metrekarelik İstanbul'da bir daire alıyorsunuz. Bu bir kere bu sayılar bize İstanbul rantının kendisinin en yakın iki metropolden iyice ayrıştığını ve bir yükselmekte olan bir rant kategorisi olduğunu ortaya koyuyor. İşte bu İstanbul rantının cazibesi aslında arkasından bütün süreçleri de etkiliyor. Yani bundan dolayı ekonomide inşaat sektörü, inşaata bağlı imalat sanayi, kaynak dağılımı, kredilerin dağılımı ve bütün birikim süreci aslında bunun üstüne temelleniyor. Ve bunun üstüne temellenmesi aslında bir siyasi müdahalenin eşliğinde gelişiyor. Çünkü bildiğiniz gibi inşaat süreci bir imar hukuku, bir hem merkezi hem yerel idarenin izinleri ve şeyleriyle, onaylarıyla gelişebiliyor. Bu beraberinde siyasi iradeye kaynak dağılımını etkileme, kaynak paylaşımını sermaye kesimleri arasında dağıtma, kayırma, kollama
imkanlarını tanıdığı için bu süreç aslında bir siyasi rejimin inşasına da iskele görevi. Yani bir yandan sermaye birikimine inşaat lokomotif görevi görür, bir iskele işlevi görürken aynı zamanda bir siyasi rejimin yükselmesinin de iskelesi haline geliyor. Şimdi tabii İstanbul rantının birdenbire bu kadar sihirli ve kilit özellik kazanması bu rejimin rejime mahsus keşfettiği bir kategori değil. Aslında bu potansiyel olarak İstanbul'da İstanbul'a içki, münlemiç olan bir şey. Bunu da 80 sonrası bu dünyada yeni iş bölümü ve Türkiye dahil olmak üzere 3. dünya ülkelerinin yeni rollerinin ne olacağı tespit edilirken Dünya Bankası keşfetti bunu ve Türkiye'ye önerdi. Yani bu kapalı eskinin ithal ikameci kapalı birikim rejimlerinden daha neoliberal ve açılmacı dünya kapitalizmine eklemlenme süreçlerine geçilirken biliyorsunuz Dünya Bankası, IMF ülkelere belli iş bölümleri önerdiler tırnak içinde aslında bir anlamda telkinde bulundular. O dönemde 80'lerden başlayarak Türkiye'ye söyledikleri şey şuydu. Siz yani içe kapanlık ekonomi sona erdi. Buradan ilerleyemiyorsunuz. Dış dünyayla bütünleşeceksiniz. Dış dünyayla bütünleşirken elinizde İstanbul diye bir şey var. Potansiyel var. Bu İstanbul'u küresel kent yapın. Bu bir İlhan Hoca'nın deyimiyle azman sanayi kentinin sanayisini çevre illere atın. İstanbul'un toprağını başka bir şekilde değerlendirin. Yani uluslararası sermayeni bir karargaha karakolu haline getir. Buraya uluslararası yatırımcılar gelsin. Finans merkezleri gelsin. Bununla beraber işte kadroları gelsin. Kadrolarına villalar yapın, siteler yapın. İşte eğlence endüstrisi yapın. Finans buradan yönetilsin. Yani bu İstanbul'dan Orta Doğu, Balkanlar, Kafkasya, bütün buralar buradan yönetilsin. Dolayısıyla siz İstanbul'u satın. Şimdi bu fikir tabii o dönem Özal döneminde çok takdirle karşılandı ve İstanbul'a bir küresel kent misyonu üstlendi. Hakkını yemeyelim. Bizim bazı son liberal arkadaşlarımız da bu fikri çok beğendiler. Hatta kulakları çınlasın. Bizim Çağlar Keyder Hoca İstanbul'u satmak diye bir şey yazdı. Gülme İlhan Hoca ile Gülöksüz'ün toplu konut idaresinde geleceğin İstanbul diye hazırladıkları bir broşürde de bu fikir benimseniyor. Yani İstanbul'u satmak lazım. Ama şu kayıp da düşülüyor. Yani buradan doğacak olan rantı da bir şekilde kamulaştırıp kamusal gelişmede kullanmak gerekir diye. Yani bu İstanbul rantı ve İstanbul'u bir küresel kent olarak dünyaya pazarlama fikri bir kere beğenilmeyen bir fikir. Dünya Bankası, yani uluslararası kapitalizmin fikri. Bunun ama realiteye geçmesi AKP döneminde oldu. Yani öncesinde bir şey oldu, bir çabalar oldu o Dalan dönemleri, işte Özal dönemleri ve diğer AKP öncesi dönemlerde hep İstanbul bir küresel kent, İstanbul rantı mutlaka kullanılması gereken bir potansiyel imkan, sermaye birikiminde önemli bir kategori diye. Ama AKP döneminde bu icraya geçti. Niye AKP döneminde geçti? Orada da kilit unsur Türkiye'ye sermaye, dış sermaye geçişidir. Yani Türkiye'ye 2001 krizi sonrası, derviş IMF icraatları sonrası düzenlenen yapısal çalışmaların akabinde Türkiye yabancı sermayenin ister doğrudan yabancı sermaye, ister portföy, ister kredi biçiminde oluk oluk akmaya başladığı bir ülke oldu. Tabii o sırada dünya konjonktüründeki likit defolduğunda bunda etkisi vardı. Bu sermaye Türkiye'ye akmaya başlayınca ister doğrudan, ister portföy, ister kredi biçiminde bu kaynağın önemli bir kısmı İstanbul'a yönelmeye, İstanbul'da inşaata dönmeye,
ve İstanbul rantını gerçekten parlatmaya, bu toplumsal artıktan rantın kar ve faiz kategorilerine göre daha yüksek bir pay almaya başlamasına yol açtı. İşte o gün bugündür aslında onun üstünden İstanbul rantı bütün sermaye birikiminin en önemli kategorisi olmaya başladı. İstanbul AKP açısından da sermaye birikiminin en önemli merkezi olmaya başladı ve yine o İstanbul arsa rantından ortaya çıkan imkanlarla bir kendi yandaş sermayesini ya da kendi organik sermayesini inşaat sektöründen büyütme, geliştirme ve o ortaya çıkan imkanlardan da imar hukuku ve benzeri şeyleri ihlal ederek adına ister bağış içinde ister başka kategorilerde parti devletini inşa etmeye dönük bir fazla elde etmenin de imkanları yaratılmış oldu. Ve buradan doğru aslında devam ediyor büyük ölçüde Türkiye'de sermaye birikimi ve gelişim süreci. Bu da zorlanıyor. Yani nereye kadar zorlanıyor? İşte İstanbul'un kuzeyi aslında kırmızı çizgiyle geçilmemesi gereken alan diye ilan edilmişti İstanbul planında. Çünkü İstanbul'un ormanları, işte sulak arazileri, su havzaları orada diye bir kere bu çizgiyi aşarak İstanbul'un kuzeyine yönelindi. İşte 3. köprü, 3. havalimanı, o 3. havalimanının etrafında uydu kentler, alışveriş merkezleri. Dolayısıyla İstanbul rantını oradan derinleştirme. Bununla yetinmeyip Boğaz'a alternatif bir kanal düşünme. İşte İstanbul'un bütün tarihi doğal varlıklarını dibine kadar kazıma. Yani bu rejimin aslında kendi inşa sürecinin tamamlaması ve buna eşlik edecek bir birikim sürecini devam ettirebilmesinde İstanbul ve rantı çok hayati bir önem taşıyor, taşımaya da devam ediyor. Yani bundan da vazgeçilmiş değil, hala bunun üstünde oynanıyor. İşte o bütün mega projeler denen şey oradan devam ediyor. Bu rantın tabii vergilendirilmesi, kamuya mal edilmesi filan lafız olarak bazen kabul edilse bile hiçbir şekilde söz konusu değil. Bunu yani bu iktidarın bu şekilde yapması mümkün değil. Bunun yerine tersine bu rantı katmerleştirme, buradan devam etme. Hatta bugün sabah kahvaltıda Semer Erdar Hoca ile sohbet ederken aklıma geldi. Şimdi özellikle böyle diktatör rejimlerinin üstüne dayandıkları, ayaklarını dayandırdıkları bir doğal kaynak imkanı vardır. Yani Putin şeye dayanır, Rusya'nın doğal kaynaklarına dayanır. İşte Orta Doğu'daki dizi ya da Asya'daki diktatörlükler böyle doğal kaynaklar üstünden bir rejim inşa etmeye çalışırlar. Türkiye hangi doğal kaynağın üstüne dayanıyor diye sorarsanız doğrusu İstanbul rantı üstüne dayanıyor. Aslında sürekli İstanbul'u pazarlayarak, sürekli İstanbul'dan bir rant devşirerek arkasında bir sermaye örgütleme, o rantın bir kısmıyla parti devleti oluşturma, aslında resmi bütçeye paralel bir belki bütçe oluşturma, o imkanlarla rejimi inşa etme. Bu ancak neyle oluyor? İşte bu İstanbul rantıyla oluyor. Yani İstanbul rantı üstünden bu devam ediyor. Şimdi ama tabii şöyle bir gerçek var. Rant dediğiniz kategori nedir sonuçta? Karşılığı ödenmemiş emeğin kar, faiz biçiminde paylaşılmasının bir başka unsuru. Aslında rant büyüyorsa aslında diğer kategoriler küçülüyor. Diğer kategorilerin aleyhine büyüyor aslında rant. Bu aslında beraberinde neyi getiriyor? Bu sanayiye zarar veriyor. Yani ne oluyor? Öte tarafta bir sanayisizleşme süreci yaşıyor Türkiye. Yani baktığımızda
İmalat sanayinin milli gelir içerisindeki payı inşaat ve emlakı alt alta topladığınızda başa başa gelmiş durumda. Yani cari fiyatlarla milli gelirin %15'i dolayıyla imalat sanayi, %15'ine yakını da inşaat artı gayrimenkul sektörü. Buna yaklaşmış durumda. Ama inşaatın da kimya, şeyin, imalatın da kimyasını etkilemeye başlıyor. Çünkü imalatın kimyasında da inşaata girdi veren sektörler aslında belki şey yaparken, ilerlerken diğer sektörler çok ilerlemiyor. Başka bir zarar ileriye dönük, bu son tahlilde aslında iç bölüşümü büyük ölçüde etkileyen bir şey, gelişme. Döviz kazandırıcı bir faaliyet değil inşaat faaliyeti ve İstanbul rantı. Çünkü ne kadar buradan ilerlerse ilerlesin, bu süreç dünya pazarlarına mal satan, dünya pazarlarına hizmet satış noktasında çok ilerlemiyor. Yani İstanbul'da ürettiği rantı yüksek konutları yabancılara istediği ölçüde pazarlayamıyor. Ya da İstanbul'da İstanbul rantından yararlanarak ortaya çıkan bir takım hizmetleri çok da diyelim dolarla satabileceği bir konjonktür yok. Bu aslında beraberinde yani bu birikim süreci bir taraftan da kendi kuyusunu kazıyor. Yani kaynakları bu şekilde kullanmak giderek cari açığı son derece kemikleşen, ülkenin kırılganlığını artıran, hem iç bölüşüm dengelerini bozan, hem dünya kapitalizmiyle olan ilişkisini iyice kırılgan hale getiren bir sonuç yaratıyor. Ama daha önemlisi bir kere ülke içinde bölgesel farklılıkları, zaten var olan bölgesel farklılıkları daha da büyütüyor. Kaynak dağılımını son derece çarpıtıyor. Hem de kaynakların bir hukuk çerçevesi içerisinde kullanımında çok ciddi ihlal ederek. Bu yapı içinde tabii yani sadece resmi ortaya koyduk, problemi ortaya koyduk. Ne yapmalı, ne olmalı sorusuna ilişkin bir iki şey söylemek gerekirse bir kere arsa rantının köpürtülmesi bence istenir bir şey olmamalı. Yani buradan başlamak gerekir. Bir yerde eğer arsa rantı köpürüyorsa orada bir çarpıklık, bir yanlışlık var. Onun önüne geçmek lazım. Faiz için de bu geçerlidir. Aynı şekilde arsa rantı için de geçerlidir. Bunun köpürmesini önleyecek bir kere önlem almak lazım. Yani sonucuyla uğraşmak yerine ortaya bir rant çıktı. Bu rantı geri alalım demek yerine öncelikle bu rant bu kadar olmasın, bu rant bu kadar köpürmesin noktasından başlamak gerekiyor. Bu da tabii yani bu noktaya gelmeden evet demokratik, merkezi bir plandan başlamak ihtiyacını ortaya çıkarıyor. Yani bunun önüne nasıl geçersiniz? Hem bölgesel olarak bir yerin kutuplaşması ve anomali haline gelmesini önlemek, hem de sektörel olarak çarpıklığa yol açmasını önlemek için bir kere merkezi olarak planlamayı yapacaksınız ki hem bölgesel anomaliler ortaya çıkmasın, hem sektörel hem de diğer tür bölüşüm kategorilerinde anomaliler ortaya çıkmasın diye. Bu ortadan kalktığı ölçüde kendi haline bırakıldığında işte ortaya İstanbul rantı ve İstanbul hegemonyası ve onun beraberinde getirmiş olduğu bir dizi çarpıklıklar kaçınılmaz hale geliyor. O zaman tabii şu var yani bazen diyelim İstanbul'un da kendi başına bir şeyi var. Yani bunu da elinizin tersiyle mi diyeceksiniz? Yani bundan kamusal olarak yararlanma imkanı olmayacak mı? Olacak ama bu da tabii demokratik merkeziyetçi bir planlamanın
bir bütünü içerisinde dikkate alınması gereken bir unsur olmak durumunda. Bunu yaparken İstanbul'un değerlerini, İstanbul'un tarihi kültürel varlıklarını harcamadan, bugünkü rejimin yaptığı gibi İstanbul'un bütün ormanlarını, doğal varlıklarını riske, tehlikeye atmadan, yani bir kanal açmak gibi bir ekolojik felakete izin vermeden aslında bütün bunları yapıp düşünmek lazım. Bu ortaya çıkan rantın kamuya mal edilmesinin araçları bence üretilebilir. Yani bu sonuçta bir vergi tekniğidir. Bir mali operasyondur, disiplinli ve kamucu bir yaklaşımla. Bu geri alınabilir. Ama bundan önce bence bunun bir kere önünün kesilmesi lazım. Yani bu noktadan sonra daha fazla İstanbul rantının köpürtülmemesi lazım. Bunu sadece diğer bölgeleri teşvik ederek değil, aynı zamanda caydırıcı bazı önlemler düşünerek hareket etmek lazım. Yani caydırmayı da analiz içerisine alıp bunun araçlarını da düşünerek yapmak gerekiyor. Ama yani daha radikal olan, bir kere Türkiye'nin bir demokratik merkeziyetçi plana ihtiyacı var. Demokratik merkeziyetçi diyorum, bunun alt başlığı olarak Türkiye'nin yerelleşme, yerel organları olan, yereli güçlendirilmiş, yerel parlamentoları olan yeni bir idari reforma da aslında ihtiyacı var. Dolayısıyla burada aslında bir merkezi plan, demokratik merkezi plan ama yerel unsurları olan, yerelden beslenen ve merkezi planın hedeflerinde yerele inisiyatifler tanıyan, yerelin çarpıklıkları giderici ağırlık merkezleri olmasına imkan tanıyan bir yetki dağılımını da içeren bir önlemler dizisine ihtiyacımız var. O anlamda ben özellikle bu Kürt siyasetinin kendi etnik beklentilerine ihtiyaç olarak ortaya atmış olduğu demokratik ve özellik formülasyonunun öneri olarak doğru olduğunu savuna geldim. Ama bunu yani sadece bir kimlik arayış ve beklentisi olanların programlarını uygulama aracı olarak değil, bunlara da ayrıca cevap verecek özelliği olabilir. Ama Türkiye'deki bu çarpık sermaye birikim süreci, çarpık ölüşüm, çarpık siyasi sonuçları elimine edecek yeni bir demokratik merkezi planla idare edilen Türkiye'nin ortaya koyacağı alternatifin tamamlayıcı ögeleri olarak yerinden yönetim, güçlendirilmiş yerel bölgeler ama merkezle koordineli, merkezle beraber ana hedefleri belirleyen ve o merkezde belirlenen ana hedeflerden rol alarak kendi bölgesindeki gelişmeleri yöneten, bölgesel gelişmenin, bölgesel planların hayata geçmesine imkan veren bir yeniden demokratik yerel yönetim organizasyonu, dönüşümü, reformu. Bununla beraber Türkiye bu çarpık sürecin önüne geçebilir. Bu İstanbul rantı anomalisinin etrafında biçimlenmiş olan siyasi ve iktisadi, kültürel, ideolojik her tür felaket diyeceğim artık bu gidişin önü. Bence böyle anlayabilir. Zamanla kullanılır. Teşekkür ederim. Sağ olun. Öncelikle kusura bakmayın. Teknolojiden kaynaklanan sorun nedeniyle biraz gecikti. Fakat bir bakıma da iyi oldu. Aslında Mustafa Bey'in yapmış olduğu sunuş kentsel rantlar bağlamında daha genel bir giriş sağladı. Daha genel bir çerçeve sundu.
Hocam şöyle yapalım. Çünkü benim sunuşum daha çok bu tür bir genel sunuştan ziyade biraz daha teknik boyutuyla konuyu ele alan ve Türkiye'de kentsel rantların hep sözünü ettiğimiz o kamuya dönmesi konusunda ne yapılabileceği üzerinde biraz duran ve bugüne kadar da kullandığımız ve var olan genel plan uygulama araçları özetlemek. Daha sonra da dediğim gibi yeni bir araçla bunu nasıl zenginleştirebiliriz ki kentsel rantların kamuya dönüşünde bir yeni enstrüman elimizde olsun. Çok özet olarak 3 bölüm olacak. Birinci bölümde Türkiye'de inşaat sektörü ve kentsel rantların önemini biraz vurgulamak istiyorum. Aslında çok söylendi ama belki bir giriş olarak söylenmeli. Arkasından ikinci bölümde ağırlıklı olarak Türkiye'de yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kentsel alanlarda kamusal alan üretimi ve kentsel rantların bölüşümünde önemli bir rol oynadığını düşündüğüm aslında plan uygulama araçları, yani imar planları ya da mekansal planlar yapıldıktan sonra bunların uygulanmasına yönelik araçlar ve bunların etkinlikleri üzerinde duracağım. Son bölümde kentsel rantların dağılımında kamunun da pay alması ve emlak sahipleri arasında da var olan aslında önemli bir eşitsizlik var. Onu da görece olarak da olsa giderilmesine yönelik yeni bir plan uygulama aracı olan imar haklarının aktarımı konusu üzerinde duracağım ve bunun nasıl etkin bir araç olarak kullanılabileceğine yönelik de değerlendirmeler yapacağım. Önce iki saptamadan bahsetmek istiyorum ya da anımsatmak istiyorum. Hepimizin bildiği şeyler ama belki bir giriş için anlamlı olabilir. Birincisi tabii kapitalizmin doğası gereği kentsel alanlarda gerek sosyoekonomik gerekse sosyo-mekansal düzeylerde sürekli eşitsizlik ürettiği gerçeği. İkinci saptama Türkiye ile ilgili ve çok sık dillendirilen bir durum. Mustafa Bey sunuşunu da ayrıntılı belirttiler. Bu da işte 80'li yılların ikinci yarısından sonra başlayarak ama özellikle de son 15 yılda hem niteliği dönüştürülerek hem de niceliği hızla artan biçimde inşaat sektörünün kalkınmada itici bir güç olarak kullanılmakta oluşuyor. Devlet öncülüğünde sürdürülen bu politika kentsel alanlarda yapılı çevrede var olan eşitsizliğin çok daha keskinleşmesine yol açıyor. Kuşkusuz kent planlaması ve yürürlükteki imar mevzuatı bu durumun ana sorumluları değil. Ama eşitsiz kent rant dağılımında önemli bir rol oynadıklarını da göz ardı etmemek lazım. Yürürlükteki mevzuat ve kurumsal uygulama bir yandan yapılı çevrede oluşan kentsel rantlardan kamunun da pay almasını sağlayacak planlama araçlarının yaşama geçirilmesini ısrarla engellemekte. Diğer yandan da kentsel alanlarda sistemin yarattığı konut sahipleri ve kiracılar ayrımına ek olarak bir de emlak sahipleri arasında güçlüler ve güçsüzler türünde bir eşitsizliği de derinleştirmekte olması. Şimdi bu genel girişten sonra yürürlükteki mevzuat çerçevesinde kentsel planlamada var olan plan uygulama araçlarına ve bunların etkinliklerine değinerek bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Osmanlı döneminin Ebniye Nizamnamesini başlangıç olarak alacak olursak imar kurumu ve kentsel planlamanın aslında ülkemizde 170 yıla yakın uzun bir tarihi var.
Buna karşın imar planlarının uygulanması konusunda geliştirilen araçlarımız son derece sınırlı. Ve çok da ilginç ve yeni araçlar maalesef denemedik. Şimdi bu bölümde kısaca da olsa var olan plan uygulama araçlarımız neler? Onlar üzerinde durmak istiyorum. Tabii ne kadar etkinler onu da belirterek. Öncelikle tabii hepimizin çok iyi bildiği bir uygulama aracı var planları hayata geçirirken. Bu da kamulaştırma. Kamulaştırma eğer gerekli finansal kaynakları sağlayabiliyorsa bu durumda en etkin kullanılabilecek olan uygulama araçlarından birisi. Kamulaştırma işte bildiğimiz gibi devletin kamu yararı üzerinde kullanılmak üzere özel kişilere ait taşınmazların sahiplerinin rızasına bakılmaksızın bedeli ödenmeye koşuluyla satın alınması. Aslında İsmet Anlayışı'na Osmanlı'da hukuki bir metin olarak ilk kez 1848 tarihli yine Emniyet Nizamnamesi'nde yangın yerlerinin imarına yönelik olarak yer verildiği mi görüyoruz. 1876 tarihinde kabul edilen ilk anayasanın 20. maddesi aslında bunun hukuki temellerini oluşturuyor ve kamulaştırmanın ancak kamu yararına olmak ve değeri peşin ödenmek üzere yapılabileceğini hükümetine alıyor. Cumhuriyet döneminde bu konuda bildirimi çıkartılan ilk kapsamlı düzenleme kentsel alanlarla ilgili ve 1939 tarihli belediye istimlak kanunu. Daha sonra 1956 yılında genel olarak istimlak kanunu yürürlüğe giriyor ama öncelik kentsel alanlara verilmiş o dönemde. Yeni liberal dönemde belediyelere kaynak yaratma modeli olarak bildiğimiz gibi sunulan belediye taşınmazlarının satılması konusu yönünde sürekli öneri ve teşvikler yapıldı. Bu nedenle aslında bugün belediyelerin taşınmazlar açısından büyük ölçüde mülksüzleşmeleriyle karşılaşmış durumdayız. Bir yandan zaman içinde belediye giderlerinin gelirlerine oranla sürekli olarak artması, diğer yandan kentsel rantların hızla yükselişi gibi nedenlerle belediyeler bugün en acil durumlarda, en önemli konularda dahi kamulaştırma aracını etkin olarak kullanamaz duruma düşmüşlerdir. Planların uygulamasında bir plan uygulama aracı olarak kamulaştırma yetkisinin yarattığı olumsuzluklar da kısaca özetlenebilir. Onlar da işte belirttiğimiz gibi kamu açısından bir kere uzun zaman alan bir süreç. Pahalı bir süreç ve bireyler arasında da çoğunlukla eşitsizliklerin ortaya çıkmasına yol açan bir süreç veya plan uygulama araç. Bir ikinci plan uygulama aracı olarak kullandığımız imar planlamasında ayırma ifrazı ya da ayırma birleştirme ya da ifraz tevhid dediğimiz işlemler. 1957 yılında yürürlüğe gelen 6785 sayılı imar yasamız var. Bu tarihten yana uygulanmakta olan bir uygulama aracı. Bugünkü yasamızın da 15 ve 16. maddelerini oluşturuyor. Buna göre parselasyon planı tamamlanmış olan zamanlarda taşınma sahiplerinin isteği durumunda ayırma ve birleştirme yoluyla imar parselleri oluşturulabilmektedir. Bu işlemde taşınma sahipleri belediye ile yaptıkları anlaşma yoluyla imara açılacak parsellerin bir bölümünü kentsel ortak alanlar için bedelsiz olarak kamuya terk etmektedir. Bu uygulama emlak sahipleri arasında aslında sosyal adalet ilkesinin zedelenmesine en müsait araçlardan birisidir. İstem üzerine yapıldığı için çoğu kez kişilerin yönlendirmelerine bırakılan uygulamalar sonucunda her bir parselden farklı oranlarda bedelsiz terk yapılmasının önü açılmaktadır bu araç. Planda kamusal alanlara denk düşmeyen kadastro parsellerinde uygulamalar öncelikle başladığı için bazı taşınma sahiplerinin varlıklı duruma gelmelerine planın aracılık ettiği şeklindeki kanılarla toplumda yerleşmektedir. Nitekim 1985 sayılı yürürlükteki 3194 sayılı İmar yasamızın 15. maddesi aslında hangi durumlarda bu yönteme başvurulabileceğini açıkça belirtmesine rağmen
ne yazık ki hala belediyelerimizde bu durumlar dışında da bu araç, son derece adaletsiz olan bu araç kullanılmaktadır. Üçüncü bir plan uygulama aracı, başta ilk açılışta Ruşen Hocam da belirtti, arsa ve arazi düzenlemesi meselesi ve bu plan uygulama aracımız. İmar planı bulunan yerlerde kadastro parsellerinin planın öngördüğü kullanma biçimlerini elverişli duruma getirilmesi için yapılan işlemlerin tümüne arsa ve arazi düzenlemesi ya da imar düzenlemesi diyoruz genel olarak. Bu işlem sırasında düzenlemeye giren taşınma sahiplerinden taşınmalarının belirli bir orandaki bölümü kamusal ortak hizmetlerin kullanımında alanlarda kullanılmak üzere düzenleme ortaklık payı adı altında bedel ödenmeden kamuya terk edilecektir. Avrupa'da uzun bir geçmişi var. Ülkemizde de yine 1848 tarihli sözünü ettiğimiz Emniye Nizamnamesi ile uygulamaya geçen bir araç. Bu araçta DOP düzeni, oranı sürekli olarak artırılmış. Yine Ruşen Hocam dediği gibi %15'lerden bugün %40'lara kadar yükselmiştir. Bugün uygulamada kentsel alanlarda kamusal alan elde etmede en etkin araç düzenleme işlemi. Bu yasayla belirlenen %40 oranı ise hala bugün son derece yetersiz kalmaktadır. %60'lara hatta yer yer %70'lere kadar çıkan kamusal alan gereksinimini açığını gidermek için yönetmelikle, yasada olmayan yönetmelikle var olan düzenlemeyi de kamu ortaklık payı adı altında bir yeni araç geliştirildi. Bu kamu ortaklık payı bildiği gibi imar düzenlemesi işlemi yapılırken aslında bazı kamusal kullanımlardan DOP'la yararlanma imkanı olmuyor. Alan elde etme imkanı olmuyor. Mesela burada hastaneler, kreş, işte rekreasyon alanı, belediye hizmet alanı gibi bir dizi alanlar var. Bunlar umumi tesisler olarak adlandırılıyor ama DOP'tan karşılanamıyor düzenleme ortaklık payında. Bu durumda işte belediyeler ve ilgili kamu kurumları bu alanları elde etmek için düzenleme alanındaki tüm taşınma sahiplerini arsa payları oranında bu alanlarda hisselendiriyorlar ve kamulaştırma yapıldığında da kendilerine hisseleri oranında bu bedel ödeniyor. Diğer de işte aslında yasal sürece hızlandırılmış bir tür kamulaştırma işlemi diyebiliriz. Ancak bu kamu ortaklık payı uygulaması düzenleme sahasındaki tüm taşınmaz sahiplerinden taşınmazlarının büyüklüğü oranında bu ortak alanlara hissedar yapıldıkları için olumlu, yani sosyal adalet açısından da yerinde bir uygulama. Fakat ciddi de sıkıntılar var. Çünkü bir dizi bilinçsizlikler var. Ne zaman ödenecek, ne zaman işte buralar kamulaştırılacak, o kamu kurumu ne zaman bu alanı değerlendirecek. Bunlar çok belirsiz ve çok küçük mevdalar aslında bir şekilde kişilere de hisse olarak verildiğinde çoğu kez de kişiler bunu takip etmiyorlar. Ve uygulamada da şöyle maalesef olumsuz bir gelişme yaşandı bu nedenle de. Bazı kişiler bu hisseleri toplayıp sonra kamuyla pazarla oturmaya başladılar. Ve yeni bir eşitsizlik ve adaletsizlik kaynağı ortaya çıktı bu nedenle. Aslında bu kamu ortaklık payının DOP içine alınmasında kanımca ciddi bir sakınca yok. Şöyle ki zaten düzenlemeye girildiği zaman taşınmaz sahipleri %40 olan düzenleme ortaklık payının üstüne bu şekilde konulan bir %20-25'lik neyse 15'lik payı yani DOP'un bir parçası gibi görme eğilimine girdiler. Çünkü
çünkü ne zaman alacakları belli olmayan ve çok küçük meblağlardaki bu miktarın takip edilmesi de kendi başına bir sorun. O açıdan belki zaman içinde bu DOP oranını daha da yükseltilerek topla elde edilen alanları da içermesi ve tamamen ayrı bir araçmış gibi kullanılmaktan vazgeçilmesi yerinde bir durum olabilir. Bir başka araç olarak 3 yazıyor ve 4 olacak herhalde o. Takas ve trampa işlemleri. Bu yöntemle birinci ve ikinci derecedeki arkeolojik sit alanlarıyla birinci derece doğal sit alanı olarak ilan edilen ve tespit edilen yerlerde üzerinde kesin inşaat yasağı getirildiyse taşınmazların başka yerlerdeki hazine taşınmazlarıyla değiştirilmeleri fırsatı getirilmiş, olana getirilmiş. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her yıl trampa programları belirleniyor. Bu programla alınan yerlerde kişilere ait taşınmazlar, hazine sahipleri, hazine taşınmazlarıyla bu mallar değiştiriliyor. Ancak sadece sözün ettiğim sit alanları için bu durum geçerli. Onun dışında özellikle sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümü, mesela buralarda taşınmaz sahipleri olanlar herhangi bir şey yapamıyorlar. Mera ve orman alanlarındaki yerler, jeolojik açıdan sakıncalı yerler, milli park kapsamında kalanlar gibi yerlerde bu araçtan yararlanılamıyor. Ayrıca kaldı ki bu özelleştirme idaresinin nedeniyle aslında kamu elindeki en değerli ve büyük araziler hep satışa çıkarıldığı için özelleştirme idaresi tarafından bir takasta araç olarak kullanılamıyor. Çok etkin bir araç değil. Şimdi dolayısıyla aslında şu ana kadar mevcut olan elimizdeki uygulama, plan uygulama araçlarından bahsettim. Aslında esas üzerinde duracağım mimar haklarının aktarım konusu yeni bir araç ama ülkemizde maalesef çok da anlaşılamadı ve etkin olarak da kullanılamıyor çünkü mevzuatı belirsiz. Öncelikle bizim mevzuat çerçevesinde imar hakkı dediğimiz şey aslında Amerika'daki olduğu gibi örneğin taşınmaz sahibi olmanın otomatik bir kendiliğinden parçası değil. Yani taşınmaz üzerinde otomatik bir imar hakkı olduğu kabul edilmiyor. O açıdan bizdeki durumun ortaya çıkardığı sakınca nedeniyle de herkes koruma alanına düşen taşınmazlarını bir şekilde ne yapıp edip o alanın dışına çıkartmaya çalışıyor. Bunun için de tabii siyaset özellikle bir araç olarak kullanılıyor. Ve koruma alanları da halkın koruduğu değil de bir an önce dışında kalmak istediği yerler haline geliyor ne yazık ki. Şimdi imar hakkı aktarımı ile aslında temel anlayış imar hakkının ana kök parsel yerine bir başka parselde kullanılmak üzere aktarılmaz, taşınmaz. Bir anlamda takasa benziyor fakat ondan oldukça farklı. Çünkü yanında bir finansal sistem de getiriyor ve imar hakkı sertifikalarıyla birlikte bir anlam kazanıyor bu. Bu da çok özet olarak şöyle işliyor. Kentsel alanlarda imar planlarıyla iki tür alan tanımı. Bunlardan birisi koruma alanı dediğimiz yani bu gelişmenin kısıtlandığı, yapılaşmanın yasaklandığı alan. Bir de bu hakları satın alarak kullanacağınız bir başka alan, buna da kullanma alanı adını veriyoruz. Yani kentin bir bölümünden belli şekilde taşınmazlarının yapılaşmaya açılmaması sağlanıyor ama bunun karşılığında da o taşınma sahiplerine bir başka yerde hak tanıtı veriliyor.
Biz de aslında bu 2011 yılında Kültür Tabiat Vakfı Koruma Kanunu'na girdi. Fakat bir takas anlayışı gibi girdi. Çünkü yönetmeliği çıkmadı. Ve hiçbir anlamı olmayan bir ifade olarak var. 644 sayılı kanunla kararnamede de var. Fakat dediğim gibi kimse de nasıl kullanılacağını da bilmiyor. Bir yandan da kullandıklarını söylüyorlar. Nasıl kullanıyorlarsa onu anlamak gerçekten zor. Aslında çok eski bir araç değil. Amerika'da 1965 yılında ve aynı nedenle çıkıyor orada da. Yani orada da New York'ta eski eserleri korumak için çaba gösterirlerken bina sahipleri de binalarını yıkılarak bu alanlarda yüksek emsalli yapılaşmakla istiyorlar. İşte bu aradaki dengeyi korumak için o baskılar üzerine geliştirilen bu araçlar aslında kişiler binalarını hem koruyorlar ya da kamuya devrediyorlar ama bunun karşılığında kendilerine bir başka parselde mümkün olduğu kadar yakın bir başka parselde imar hakkı veriliyor. Şimdi tabii hemen hızlıca zamanımızda geçiyor. Nereler için bu kullanılabilir derse hemen şunu da söyleyebiliriz. Ormanlar, açık alanlar, tarihi eserlerin korunması. Bir kere böyle bir neden olacak. Koruma ve kullanma alanları imar planlarında açık ve net olarak belirlenecek. Ve koruma kullanma alanları aslında tutarlılık olacak. Tabii açıklık esas tapu kayıtları her yerde olacak ve imar hakkı kısıtlılığı olduğu taşınmazlar belirtilecek. Ve imar haklarının planlarda yine 50 taşıma üzerinde açıkça belirtildiği ifadeleri yer verecek. Bunun yanında kullanma alanlarının da bir özelliği olması lazım. Çünkü bir yerde ek yoğunluk getiriyorsanız, emsal hakkı veriyorsanız bunun bir gerekçesi olması lazım. Bizde olduğu gibi herhangi bir parselde sadece planla karar verip de emsal hakkını yükseltmek gibi tamamen siyasi nedenlerle kullanılan araç olmaktan çıkması için neden gerekiyor? O da ağırlıklı olarak diyorlar ki kamunun büyük yatırım yaptığı, yani fiziksel ve sosyal altyapı açısından önemli bir yatırım yaptığı alan bu iş için kullanılmalı ve çekici alanlar olması lazım buralara ki farklı emsal verilmesinin bir anlamı, bir gerekçesi olsun. Nerelerde kullanılabilir dediğimiz zaman mesela şunları saymışlar. Açık alanlar, doğal yaşam alanları, ağaçlık ve orman alanlar, kıyılar ve kıyılara geçiş alanları, işte bölgesel geçiş yolları, patikalar, tarihi eserler vesaire. Yani korumak istediğiniz tüm alanları bunun koruma alanı kapsamı içine alabilirsiniz. Böylece buralardaki kişileri, taşınmaz sahiplerini artık o mülkle ilişkilerini büyük ölçüde koparıp kendilerinin başka bir yerde bu hakkı kullanmaları imkanı tanınacak. Şimdi kullanma alanında ne yapılıyor? Kullanma alanında şu yapılıyor. İşte diyelim ki kentte ortalama işte bir emsalle bir plan yapıldıysa bu kullanma alanı olarak belirlenen yerlerde eğer mülk sahipleri mülklerinin bir kısmını bu şekilde aktarıma tabi tutulacak yer haline getirirlerse imar hakları artırılıyor. Yani bir emsal yerine örneğin üç emsal yerine. Yani bizdeki gibi sadece belediye meclisinin ya da başkanın belli pazarlıklarla yükselttiği emsal değerlerini planla belirlemiş oluyorsunuz ve eğer taşınmaz sahibi bunu kabul ederse o zaman kendisine diyelim ki bir emsal yerine 1,5 emsal veriliyor ama bunun üstündeki 1,5 emsalde bu şekildeki koruma alanlarından taşınmazı olanlar tahsis ediliyor. Bir kısmı da hatta yerel yönetimler tarafından kullanılmak üzere yine kentsel hizmetler değerlendiriliyor. Yani bu şekilde aslında sosyal adalet açısından hem taşınmaz sahipleri arasındaki büyük adaletsizliği giderecek bir yöntem geliştirilmiş oluyor.
Çünkü düşünün, herkesin aslında bir yerde bir taşınması olabilir, üzerinde yapılaşma yasağı getirilmiş olabilir. Bir iki parsel ötesindeki bir kişi işte ne bileyim rantlarla bayağı bir zenginleşme aracı olarak kullandığı rantlarla başka bir hayat sürerken işte iki parsel ötede olmanın verdiği nedenle hiçbir şey elde edemeyen taşınma sahipleri ortaya çıkıyor ve tabii bu insanlar boş durmuyorlar. Onlar da sürekli belediye meclislerini, belediye başkanlarını ve siyaset etkileyerek buraları koruma alanı olmaktan çıkartma çalışıyor. O açıdan bu tür bir yöntem sözünü ettiğimiz sıkıntıların hepsini aslında bir ölçüde, tabii ki hepsini değil ama bir ölçüde aşabilecek, hem sosyal adaleti taşınma sahipleri arasında sağlayacak, hem de yerel yönetimlerin bir şekilde ihtiyaç duydukları kaynağı yine kentsel rantların kamuya bu şekilde gönderilmesi aracılığıyla kullanmış olabileceklerdir. Ancak şunu da akıldan çıkarmamak lazım. Hangi aracı geliştirirse geliştirelim. Sonunda kapitalizm kentlerde ciddi bir tahribata hep yol açıyor. Ancak bunları görece olarak azaltmanın araçları planlarla ve mevzuatla nasıl getirilir? Bunun üzerinde bir yeni yöntem olduğu için durmak istedim. Ama başta da belirtildi. Gerçek hedef herhalde kentsel alanlarda kent topraklarının bir kere özel mülkiyete konu olmaktan çıkarılması gerekir. Fembiyon sözünü rahmetli. Bunu çok sık dillendirirdi. Ama işte bunun yapamadığı sürece de yeni ve daha adaletli diyelim çözümler üretebilecek plan uygulama araçları geliştirilmesinde de fayda olduğunu düşünüyorum. Kusura bakmayın biraz uzadı belki tahammüller ama bu teknik şeyler, sıkıntılar hakikaten biraz bunaltıcı oldu. Evet. Çok teşekkür ederim. Sayın Ersoy'a da teşekkür ediyoruz. Yani şimdi birinci oturma burada sonlandırıyoruz.